Sanki biz bir kafesin içindeyiz ya da parmaklıkların hop diye arkasındayız. Bu parmaklıkları önce bir hissedelim. Buradan nasıl çıkabiliyoruz? Biz dirseklerimizi ileriye doğru iki yana, ah o da nesi? Kafes, parmaklık gittikçe esniyor. Biz buradan geçebiliriz bence. Nurçin! Canım, ben senin sesini duyamıyorum. Şimdi duyuyor musun? Gerçi pantomimi sessiz de yapıyoruz ama. Evet, bugün İyi bence şükür oldu bize. Evet. Çünkü mimle gelmiş oldum, sesim çıkmadı. Ve bu şekilde bayramını kutlamış oldum. Mutlu bayramlar. Mutlu bayramlar canım benim. Evet, bugün kafes ve parmaklık tekniğiyle. Evet, bir arada tanıştıracağız. Evet. Ben hemen tekniği paylaşmak istiyorum. Çünkü hikayeyi sende ve sendeki hikayeyle bu tekniği nasıl birleştireceğiz heyecanla bekliyorum. Ve şimdi tekniği paylaşmak için yerimi alıyorum Demet abla. Tamam, önce tekniği paylaşalım sonra. Çok tatlı bir seyircimizden bir hikayemiz geldi. Onu okuyacağım biraz sonra sizlere. Tamam. Herhalde oldum, evet. Şöyle ki kafes tekniği ya da parmaklık tekniği olarak da adlandırabiliriz. Sanki biz bir kafesin içindeyiz ya da parmaklıkların hop diye arkasındayız. Bu parmaklıkları önce bir hissedelim. Belki renkli parmaklıklar da olabilir, renkli bir kafes de olabilir. Ama özgürlük çok önemli. O yüzden buradan nasıl çıkabiliyoruz? Önce bir denemek için biz dirseklerimizi ileriye doğru iki yana çekiyoruz ve o da nesi? Kafes, parmaklık gittikçe esniyor ve ağırlığım sağa doğru düşüyor. Sol tarafı bırakıyorum. Sol elim, sol ayağım, bacağım çok hafif. Burası çok hafif. Çünkü iki parmaklık arası da açıldı. Biz buradan geçebiliriz bence. Vallahi geçeriz. Evet, ben deniyorum Demet abla. Hatta birbirimize kavuşacağız gibi. Bu arada arkadaki elim hiç yerinden kıpırdamıyor. Hala parmakları tutuyor. Sadece buradayken buraya doğru dönüyor. Evet. Çok doğru. Ve yavaş yavaş iki parmaklığın arasından geçtim. Hop! Ben sana kavuştum Demet abla. Ben kavuştum. Şimdi bu tekniği çeşitli hikayelerle de geliştirebiliriz. Kafes olarak ya da parmaklık olarak hayal etmemize gerek yok. Belki iki çiçeğin arasında da, belki sadece iki çubuğun arasında da böyle sıkışıp kalıp hop diye özgürlüğümüze kavuştuğumuz canlandırmalarla planlayabiliriz. Evet, çok güzel. Şimdi ben hikayemizi okuyayım. Tamam. Tamam mı? Evet. En sevdiğim ağaç zeytin ağacıdır. Çünkü o ağacın dalları çok kalın ve güçlüdür. O yüzden birlikte o ağaca tırmanıp çok eğleniriz. Bir gün o ağaca tırmanırken çok eğlenmiştik. Ama o kadar eğleniyorduk ki ağacın üstünde olduğumuzu unutmuşuz. O yüzden hoplayıp zıplarken unuttuğumuz için birden annemin eli kaydı ve bana çarptı ama düşmedik. Benim ağacın kenarında duruyor olmama rağmen. Çünkü o bir sihirli ağaçmış. Birden çit çıktı kenardan, düşmedik. Eve döndü sonra, uğurla evinin geri içinde bulduk kendimizi. Ve eskiden sadece biz vardık uğurla evinin içinde. Sonra dönünce gördük ki herkes var olmuş. Çok tatlı hikayeyi bizimle paylaşan sevgili yazarımız, bu hikayenin yazarı Sander, ne tatlı bir ismi var, Sander Mehmet Çelebiler. Küçük yazarımız bizim, çok teşekkür ediyoruz. Kendinin şu anda şöyle yazmış, şu anki yaşı 7. Ah canım benim, Sander'cim çok teşekkür ederiz, harika bir hikaye olmuş. Çok güzel hikaye, hikayeler yazmaya devam et. Canlandıralım mı Demet abla, ben sabırsızlanıyorum. Tamam olsun. Tamam. Peki. Rollerimiz ne olsun dersin? Ben Sander olacağım. Tamam, harika. Ben de Sander'in annesiyim. Ve ilk defa belki de çocuğumla birlikte ağaca tırmanmayı deneyen bir anne. Evet. Tamam. Geçtim yerime. Tamam. Burada böyle bir bizim ilk tekniğine yakın bir teknik de kullanıyoruz. Evet. Böyle yaparak.
Buradan ayağımı da şuraya koyuyorum. Zeytin ağacı olduğu için ben zeytin de buldum. Ama dalların arasında sıkıştım yavrum. Sander. Sander, ben burada kaldım. Ay. Anneciğim. Anneciğim, seni nasıl kurtarabilirim? Dur şu, ben de iki dalın içinden şöyle çıkayım. Elini uzatsana bana yavrum. Yavrum, elini bir uzat. Anneciğim. Hadi elini ver de Urla'daki evimize gidelim. Evet, tuttum. Ay, ben Urla'ya geldim bir anda. Nasıl ulaştık çocuğum benim? Urla'yı çok özlemişim. Ay, Urla'da ne kadar güzeldir şimdi. Şerbet gibi bir hava vardır. Şeker bayramı. Şeker of. Gibi bir hava. Urla'ya gitmiş olduk bu hikayeyle. Evet. Çok tatlı. Çocukken de hep öyle mesela karşılıklı iki tane divan vardı. Hani o oynamak için öyle çok büyük şeylere ihtiyacınız yok. Yani gözümün önünde ben o zeytin ağacını görüyorum. O karşılıklı divan mesela benim teknelerim oluyordu. Ve tabii ki dalgalı bir deniz. İçinde jouslar da var. Onlardan kaçıyorum falan filan işte bir sürü şeyler. Ay, Demet abla, ben de yastıklardan bir mekan oluşturdum çocukken. Sanki böyle çadırın içine girmişim gibi her yer olabiliyordu. Mesela şu anda da gerçekten Urla'ya gittiğimi hayal ettim. Zeytin ağacındaydım. Harikaydı Sander. Teşekkür ederiz tekrar tekrar. Sander, çok teşekkürler. Genç yazarımız Sander'e müteşekkirlerimizi sunuyoruz. Çok teşekkürler. Demet ablacığım, ben teşekkür ederim. Bu bayram gününde harika bir buluşma oldu. Hepinizi öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz haftaya.